Merhaba arkadaşlar, bu derste konumuz dolaşım sistemi organı olan kalp olacak. Kalbin yapısını görmeye başlayalım. Kalp göğüs kemiğimizin hemen arkasında yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde olan organımızdır. 4 odacıklıdır. Üstte 2 kulakçık, altta ise 2 karıncık bulunur. Kulakçıklar diğer adıyla atrium, karıncıklarsa diğer adıyla ventrikül adını alır. Kalbimizin yapısına baktığımızda dıştan içe doğru 3 tabakadan oluştuğunu görebiliriz. Bunlar perikard, miyokard ve endokard tabakalarıdır. Kalbin en dış yüzeyini örten perikard tabakası bağ doku yapılı çift katlı zar tabakasıdır. Perikardı oluşturan çift katlı zar tabakasının arasındaki boşluğa perikard boşluğu adı verilir. Perikard boşluğunda perikard sıvısı bulunur. Perikard boşluğu ve perikard sıvısı kalbin çalışmasının kolaylaşmasını ve yine kalbin dış etkilere karşı korunmasını sağlar. Dolayısıyla perikard tabakası için koruyucu tabakadır diye de söyleyebiliriz. Perikard tabakasının altında miyokard tabakası bulunur. Miyokard tabakası kalp kası yapısındadır. Kalbin beslenmesini sağlayan damarlar kalbin miyokard tabakasına girer ve bu damarlar koroner damarlar olarak adlandırılır. Koroner damarlar aorttan ayrılarak kalbin miyokard tabakasına giren damarlardır. Koroner damarlar tıkanırsa kalp krizi yani enfarktüs oluşur. Miyokard kalbin her bölgesinde aynı kalınlıkta değildir. Miyokard kulakçıklarda inceyken karıncıklarda daha kalındır. Yine sol karıncık ile sağ karıncık arasında da miyokardın kalınlığı arasında fark vardır. Sol karıncıkta miyokard sağ karıncığa göre daha kalındır. Çünkü sol karıncıktan kan tüm vücuda pompalanırken sağ karıncıktan yalnız akciğerlere pompalanır. Dolayısıyla da az önce de belirttiğim gibi sol karıncıkta sağ karıncığa göre miyokard daha kalındır. Kalbin iç yüzeyini örten tabaka ise endokard tabakasıdır ve tek katlı epitel doku yapılıdır. Endokard tabakası kalbin iç yüzeyinde pürüzsüz bir yüzeyi oluşturarak kanın kalp içinde sürtünme oluşmadan kolayca akmasını sağlar. Endokard tabakasında kılcal kan damarı bulunmaz. Dolayısıyla kalp kendi içindeki kandan beslenmez. Kan kalbe nasıl girerse aynı şekilde de çıkar diye söyleyebiliriz. Kalbe giren kan ile kalpten çıkan kandaki oksijen, karbondioksit ve yine diğer maddelerin miktarları aynıdır. Asla değişmez. Bu durum az önce belirttiğim gibi endokard tabakasında kılcal kan damarlarının bulunmaması, bundan dolayı da kalbin kendi içindeki kandan beslenmemesinden dolayıdır. Kalbin sağ tarafında daima karbondioksitçe zengin kan, oksijence fakir kan bulunur. Ki bu kana kirli kan da denilir. Sol tarafta ise oksijence zengin, karbondioksitçe fakir olan kan yani temiz kan bulunur. Kulakçıklarla karıncıkların arasında kapakçıklar vardır. Sağ kulakçık ile sağ karıncık arasında üçlü kapakçık yani trikuspid kapakçık, sol kulakçık ile sol karıncık arasında ise ikili kapakçık yani biküspid kapakçık bulunur. Kapakçıklar karıncıkların duvarına bağlı olarak bulunurlar ve tek yönlü olarak açılırlar. Bu kapakçıkların açılması tamamen kan basıncının etkisiyle gerçekleşir. Kapakçıkların görevi ise kulakçıklardan karıncıklara geçen kanın geri dönmesini engellemektir. Bazen kapakçıkların yapısı bozulur. Bu durumda karıncıklara geçen kanın bir kısmı kulakçıklara geri döner. Bu duruma kalp üfürümü adı verilir ve tıslama sesi şeklinde de kendisini gösterir. Karıncıklarla karıncıklara bağlı olan atar damarlar arasında da yarım ay yani semilunar kapakçıklar bulunur. Yani sağ karıncık ile sağ karıncıktan çıkan akciğer atar damarı arasında yine sol karıncık ile sol karıncıktan çıkan aort ana atar damarı arasında yarım ay kapakçıkları vardır. Bu yarım ay kapakçıkları da karıncıklardan çıkan kanın geri dönmesini engellemektir. Kalbin sağ kulakçığına vücudun hem alt hem de üst yüzeyinden karbondioksit zengin kan gelir. Yani kirli kan gelir. Kalbin alt yüzeyinden sağ kulakçığa alt ana toplar damar. Kalbin üst bölgesinden yani baş bölgesinden ise üst ana toplar damar sağ kulakçığa kirli kanı getirir. Sol kulakçığa ise arkadaşlar sağ akciğer ve sol akciğerden temizlenmiş olan kanı yani oksijence zengin kanı akciğer toplar damarı getirir. Dikkat ederseniz görselde yazılmamış ancak
Sol kulakçığımıza bağlı akciğer toplar damarlarını görmektesiniz. Sağ akciğerden ve sol akciğerden bu damarlarımız temiz kanı getirmekte. Sağ karıncıktan karbondioksit zengin kan, yani kirli kan çıkar ve akciğere temizlenmek üzere gider. Sağ karıncıktan kirli kanı götüren damarımız akciğer atar damarıdır. Akciğer atar damarı az önce de ifade ettiğim gibi kirli kanı akciğerlere götürür. Sol karıncıktan ise aort ana atar damarımız çıkar ve temiz kanı yani oksijence zengin kanı vücudumuza taşır. Evet gelelim 1992 yılı üniversite sınavına çıkmış olan sorumuza. Normal bir insanda hangi numaralarla gösterilen damarların taşıdığı kanda karbondioksitin dışındaki boşaltım maddelerinin miktarı yaklaşık olarak birbirinin aynısıdır diyor bize. Biraz önce endokard tabakasını ifade ederken kalbe giren damarla kalpten çıkan damardaki maddelerin miktarlarının aynı olduğunu söylemiştim. Çünkü endokard tabakasında kılcal kan damarı bulunmadığından kalp kendi içinde kandan beslenmiyor. Dolayısıyla da kalp içerisinde kanın madde derişimleri daima aynı olarak kalıyordu. Dolayısıyla da arkadaşlar sol kulakçığa kan getiren akciğer toplar damarı yani iki nolu damar ile sol karıncıktan çıkan bir nol damar yani aorttaki madde miktarları aynı olacaktır. Dolayısıyla da yanıtımız A şıkkı diye ifade edebilirim. Bu dersimizde kalbin yapısını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.